konuşmamız devam ediyor. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Kocaeli Valimiz Sayın Settar Yavuz'u alkışlarınızla davet ediyoruz. Sayın Emre'nin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli evlatlarımız, kıymetli annem babalar, hepinizi benden saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii çocuk hakları sözleşmesi deyince, bu sözleşmede neler var diye akıllarda kalması bakımından birkaç notu sizinle paylaşmak istiyorum. Önce yaşama ve gelişme hakkı, İsimlerle bir vatandaşlığa sahip olma hakkı, insani şartlarda yaşam hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, düşünce özgürlüğü hakkı, eğitim hakkı, dinlenme ve eğlenme hakkı, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, ekonomik sömürüden korunma hakkı, istismardan korunma hakkı, uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı, engelli çocuk haklarından istifade etme diye tabir edebileceğimiz ve aşağı yukarı hepinizin aklında kalması bakımından sıralayabileceğimiz haklar söz konusu. Şimdi dünyada aslında bilginin bu denli yayıldığı, bu denli hızlı üretildiği, öğrenildiği başka bir çağ herhalde dünyada olmadı diye düşünüyoruz. Bu kadar bilginin, bilimin yayıldığı bir ortamda bu denli vahşetin olmasını izah etmekte zorlandığımızda hepimiz biliyoruz. Demek ki bilmek sorunları çözmüyor. Bilim her türlü soruna cevap vermiyor. Demek ki eksik olan başka bir şey var. Nedir eksik olan? Fıtrata aykırı yaşamak. Fıtrat deyince Allah-u Teala bütün insanları aynı fıtrat üzerine yaratıyor. İyilik yaptığımızda adeta hücrelerimiz açılıyor. Kötülük yaptığımızda adeta hücrelerimiz kasılıyor. Rahat uyuyamıyorsunuz, uykunuz kaçıyor. İyilik yaptığımızda huzur buluyorsunuz. Demek ki çok basit bir anahtar. İnsanlar iyilik yaptıkça iyileşiyor. Kötülük yaptıkça da insanların hal ve davranışlarında bozulmalar meydana geliyor. Şimdi sanayi devriminden sonra sömürgeleştirme dünyada yayıldı biliyorsunuz. Biraz önce kıymetli başkanımız da ifade etti. Amerika'nın keşfinden sonraki Kızılderililerin katledilmesini, daha sonra Afrika'nın çölleştirilmesini ve oradaki insanların açlık ve sefalete mahkum edilmesini ki dünyada şu anda yaklaşık 9 milyon insan yataklara aç diyor. Halen şu anda aç. Öbür tarafta da insanlar israf etmeye, çöplere dökmeye devam ediyor. Şimdi esasında en önemli şey hepimizin bildiği gibi yaşam hakkı. Yine bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Anlayışından hareketle baktığımızda şu anda Batı'nın son 100 yılda katliamlarına artarak devam ettiğini ve bu katliamların artık dayanılmaz hale geldiğinde hepimiz şahit oluyoruz. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dağılmasından sonra İslam dünyasının kan ve gözyaşıyla intihar edilmeye devam ettiğini hepimiz gözlemliyoruz. Dün bize ihanet edenler, dün bizim yetersizliğimi tartışanlar, bugün bizim yokluğumuzda nelerle imtihan edildikleri daha iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. Bu bizim için de bir ders. Büyük bir güçten sonra bu gücün kaybı ve yaşadıklarımız, birlik ve beraberliğimizi koruyamadığımızda yüzleştiklerimiz ve neredeyse koca bir imparatorluktan sonra Balkanlardan, Kafkaslardan yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, bugün yaşadıklarımız ve biraz önce kıymetli milletvekilimiz ifade ettiği gibi seyretmeye dahi bırak yaşamayı bakmaya dahi tahammül edemediğimiz vahşeti hep beraber yaşıyoruz. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayan bir alçaklığı, bir hainliği,
bir vahşeti hep beraber yaşıyoruz. Ve dikkat ederseniz bu İsrail'in vahşeti değil, maalesef Batı dünyasının vahşetidir. Bu çok daha vahim bir hadisedir. Teşvik ediyorlar, destekliyorlar ve bir taraftan da iki devletli çözüm diye böyle yarım ağızla söylüyorlar. Ama bunu biliyorsunuz, 50 yıldır iki devletli çözüm diye konuşmaya devam ediyorlar. Ama orada insanlar katledilmeye devam ediyor. Şimdi bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. Sadece Gazze konusu değil, şu anda dünyada 104.4 milyon insan evinden, barkından zorla terk ettirilmiş ve mülteci hale getirilmiştir. Bir daha dikkatini çekiyorum. 104.4 milyon insan bugün vatan toprakları işgal edilmiştir. Evleri başları yıkılmıştır. Ve bu insanlar komşu ülkelere doğru gönderilmeye devam ediyor. Fakat hiç kimse bu katillere, bu işgalcilere neden buraları işgal ediyorsunuz demiyor. Bu mültecilere sahip çıkan, karnlarını doyuranlara da bir taraftan saldırıyorlar. Yani biz de onlar gibi vahşi mi olalım? Onların katledilmesine, aç bırakılmasına biz de göz büyümeyelim. Doğrusu mağdurların bu denli linç edildiği iki yüzlü bir dünyada yaşamaktan da açıkçası artık çok utanç duymaya başladık. Değerli kardeşlerim, sözü çok uzatmaya gerek yok. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Evlatlarımıza hangi medeniyetin mensubu olduğumuzu öğretelim. Bugün en saygın üniversitelerimize gitsek bir anket yapsak. Ey gençler, siz hangi medeniyetin mensubusunuz diye sorsak, inanın bu soruya doğru cevap veremeyecek yüz binlerce evladımız var. O zaman sorunlarımızı çözemeyiz. Biz İslam medeniyetinin mensubu ve lideriyiz. Önce safımızı belli etmemiz gerekir. Biz hangi medeniyetine aitiz? Medeniyetine ait olduğunu bilmeyenler zihinleri işgale uğrar. Zaman zaman başkalarının yanında yer almaya başlar. O yüzden biz büyük bir medeniyetin mensubuyuz. O yüzden de ait olduğumuz medeniyeti her daim çocuklarımıza anlatalım. Aksi takdirde zihinleri işgale uğramış. Bugün Gazze deyince efendim bunlar bizi arkamızdan vurdu. Sorunun Gazze olduğunu zannediyor. Oysa sorun Gazze mi? Hayır. Yarın Lübnan, Suriye önümüzde, Suriye'deki karşımızda, Irak 90'lı yıllarda ne hale geldiğinizi görün. Ve diyorlar ki biz Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceğiz. Bu sözün arkasında dini bir motivasyon olduğunu herhalde tekrarlamamıza gerek yok. Çünkü arz-ı mevut dedikleri vaat edilmiş toprakları ele geçirmek gibi sapkın bir anlayışla yollarına devam ediyorlar. Arz-ı mevut dediğiniz zaman Diyarbakır'da, Urfa'da bunun içinde olduğunda tabii bu salondan hatırlatmak istiyorum. Biz Gazze'de öldürülenler Hristiyan olsaydı da Yahudiler olsaydı da karşı çıkardı. Biz oradan katledenler Müslüman diye sahip çıkmıyoruz. Biz sadece insan olduğumuz için, zulme uğrayanları koruduğumuz için onları koruyoruz. Afrika'da da bu zulüm olsa, Amerikalılar da böyle katlediliyor olsa biz Amerikalıları destekleriz ve onları koruruz, kollarız. Neden öyle yaparız? Biz Müslümanız çünkü. Biz mazlumu koruruz, zalimin karşısında dururuz. Bunun için Müslüman olmanıza, Hristiyan olmanıza, Yahudi olmanıza gerek yok. Bunun için insan olmanız gereklidir. Yeterlidir. O açıdan da değerli kardeşlerim, meselelere böyle bakıyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız bu konuyu hassasiyetle hem politikanın, dış politikanın vermiş olduğu fırsatları, imkanları kullanıyor. Hem de zalime zalim diye herkese duyuruyoruz. Çünkü Hazreti Peygamberimizin bir hadisi var. Bu hadisle bitirmek istiyorum. Bir fenalık, bir kötülük gördüğünüzde elinizle değiştirir diyor. Düzeltir. Olmazsa dilinizle. Onu da başaramazsınız, buğz ediliyor. Buğz edilir değil mi? Biz şu anda duyuruyoruz. Dilimizle her tarafa. Elbette devletimiz diğer imkanlarla neler yapıyor bunu ben bilemem. Ama bu devlet kadim bir devlettir. Zulmü durdurmak için her türlü yola başvurduğunda hatırlatmak isterim.
bir kez daha orada katledilen tüm kardeşlerimize, dünyanın üzerinde zulme uğrayan herkese gerçekten büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bugün Pençekilit Harekatı'nda bir üst devrimiz şehit oldu. İşte bu terör örgütlerinin destekleri yine küreselciler. Yani bugün Pençekilit Harekatı'nda eğer bir üst devrimiz şehit oluyorsa, bu şehitliğine vesile olanlar yine bu terör örgütlerini kuran, besleyen ve büyütenlerdir. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Her daim şehrimizde güzel hizmetler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımızı, yine programa katkısı bulunan İHH ve diğer kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Kocaeli Valimiz Sayın Settarya'mıza konuşmalı ve çiftleşmeli.